Son aylarda Türkiye'den Azerbaycan'a sıklıkla giden askeri kargo uçakları Ermenistan'ı korkuttu. Ermeni medyasında yer alan haberde Aralık-Ocak aylarında gözlemcilerin Türk Hava Kuvvetleri kargo uçaklarının Azerbaycan semalarında eşi görülmemiş bir faaliyetini kaydettiği belirtildi. İki ülke arasındaki hava köprüsü günün her saatinde çalıştığı ifade edilen haberde Azerbaycan ordusunun ülke genelindeki hava meydanlarına askeri kargoların geldiği kaydedildi. Uzmanların, Türkiye'nin Trans-Kafkasya'da birkaç askeri üst kurma niyetinde olduğuna inandığını, ancak Bakü'nün bunu reddettiği kaydedildi. Haberde, Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışma Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Ancak savaş sonrası dünya bölge için birçok yeni meydan okumaya hazırlanıyor. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan, Trans-Kafkasya bölgesindeki güç dengesini değiştirebilecek askeri politik alanda işbirliğini geliştirme niyetindedir. Bu, ülkeler arasındaki hava trafiğinin yoğunluğunda bir artışa dikkat çeken hava sahası izleme hizmetlerinden gelen verilerle kanıtlanmaktadır. Flight Radar 24 servisine göre, geçtiğimiz haftalarda Türk askeri havacılığı Azerbaycan topraklarına kesintisiz mal tedariği sağladı. Hava sahası üzerinden Ermenistan'ı geçerek iki ülke arasında bir hava köprüsü kuruldu. Türk askeri nakliye uçağı, Gabala, Lan ve Gence'deki Azerbaycan havalimanlarına mal teslim ediyor. Neredeyse 24 saat uçuş yapılıyor, bazı uçaklar günde 3 veya 4 uçuş gerçekleştiriyor, denildi. Askeri uzman Alexi Valyuzenich, Transkafkasya'nın Ankara için kilit bir bölge olduğunu ve Türk ordusunun buraya konuşlandırılmasının an meselesi olduğunu belirtti. Öncelikle Türk uçaklarının kargolarını tam olarak nereye teslim ettiğinin görülmesi gerektiğini ifade eden uzman, Gabala, Lenker'in ve Gence. Türkiye için 3 stratejik yönde 3 şehir. Füze saldırı uyarı sisteminin en büyük radar istasyonu Daryal radar istasyonu Gabala'da bulunuyordu. Sovyet döneminde yeniden yaratıldı. Bir zamanlar Sovyet sınırları yakınındaki NATO faaliyetlerini takip etti. Etki alanı İran, Irak ve Basra Körfezi'nin stratejik öneme sahip sularını kapsıyor. 2012'ye kadar ordumuz orada faaliyet gösteriyordu ama şimdi terk edilmiş durumda. 2000'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünü diktiğini ve bu nedenle çok değerli bir stratejik hedef olduğunu ekleyeceğim. Aslında yasal olarak bir Türk askeri üssü olmayabilir. Ancak Türk subaylar tesise erişebilir, yeniden canlandırabilir ve kendi amaçları için kullanabilir dedi. Uzman, Gence'de Dağlık Karabağ'da faaliyet gösteren Türk insansız hava araçları için bir kontrol noktası olduğunu belirterek Ermeniler birkaç kez roketlerle ona ulaşmaya çalıştılar ancak başarısız oldular. Gerekli altyapının orada ancak sürekli olarak konuşlandırılması oldukça olasıdır. Bu Ermenistan üzerine kaldırılan bir bıçak ve orada da bir Türk üssü yaratmaya gerek yok. Aksine, Türkiye müttefiklerine her şeyi inşa etmelerinde yardım edecek ve aynı zamanda uzmanlarını paylaşabilir, diye konuştu. Lenkeran'a kurulacak üstün İran yönünü de kapsayacağını savunan uzman, İran'ı takip edebilecek insansız hava araçları ve radar istasyonları için oraya bir üs koymak da mümkün. Tahran'ın bundan mutlu olmayacağını düşünüyorum. Dahası, Lankeran aynı zamanda Hazar Denizi'nde bir limandır. Dolayısıyla, Erdoğan'ın Azerbaycan aracılığıyla aynı anda Türkiye için üç stratejik yöne ulaştığı ortaya çıktı. Ermenistan, Rusya ve İran. Aynı zamanda tekrar vurgulayacağım, bunun için Türk ordusunun tesislerini inşa etmeye gerek yok. Türkiye sadece müttefiklere yardım ediyor ve gelecekte kardeşler gibi bilgi paylaşmalarını bekleyebilir, dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edilen biri eski kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayi sektöründe yası dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı ile koordine yürütülen operasyonda, savunma sanayi başkanları çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, MIT tarafından savunma sanayine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, ihale, proje, tedarik ve maliyet, fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıklarını tespit etti. Bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkililerinin ise söz konusu bilgileri temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sapladıkları belirlendi şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dolar ve euro ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. TUSAŞ Motor Sanayi, TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması 6 Ocak 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan testlerde TS4 motoru Ground ile güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi, dedi. İlk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e entegre edilecek milli helikopter motoru TİTS-1400'ün ilk prototipi TS-3'ün ardından TS-4'ün başarıyla çalıştırıldığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru TİTS-1400'ün geliştirilmesi amacıyla hazırlanan turboşaft geliştirme projesinin, 8 Mart 2017'de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle resmi olarak başladığı hatırlatıldı. Proje kapsamında çekirdek motor testlerinin tamamlandığı ve Türkiye'nin ilk turboşaft motorunun 22 Eylül 2020'de başarıyla ateşlenerek kararlı halde çalıştırıldığı belirtildi. Açıklamada TİTS 1400 motorunun ilk prototipi olan TS 3 numaralı motor 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ'a teslim edilmişti. TS3 motorunun tesliminin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden TEI, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajını da başarıyla tamamladı. TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan testlerde TS4 motoru ground idle güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi. TS-4 motorunun testleri, tamamen TEİ mühendis ve teknisyenlerinin gayretiyle tasarlanıp geliştirilen yeni bir milli turboşaft motor test bremzesinde gerçekleştirilmiştir. Sertifikasyon çalışmalarının hızlı yürütülebilmesi için proje kapsamında toplam 4 motor test bremzesi kullanılacaktır, denildi. Hankendi'de bulunan Ermeni militanlar gece saatlerinde etrafa ateş açtığı belirtildi. Olayla ilgili Rus Barışı Koruma Birliği açıklama yapmazken, Han Kendi de sarhoş Ermeni militanların etrafı ateş açtığı kaydedildi. Ermeni militanların Şuşa kentine doğru da ateş açtığı iddia edildi. Rus barış güçleri tarafından Hankendi ve Azerbaycan'ın diğer topraklarında Ermenilerin neden hala silahları olduğuna veya Ermeni silahlı gruplarının neden orada kaldığına dair hiçbir açıklama yapılmadı. 10 Kasım açıklamasına göre Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasıyla Ermeni ordusu ve militanlarının Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerekiyordu.